Hemen kan örneği al Dila. Seni reddettiği halde Zeynep'e mi gittin? Neyin var senin? İşine ilgilensene. Kan örneği al dedim, hadi. Daha önceki doktorlardan farkın yokmuş senin. Hamit amca. Çekil. Hamit Bey, Zeynep bayıldı. Tabii bayılır, yaptığınız rezillikten sonra. Ne rezilliği Hamit Bey? Ulan şeref. Hamit amca. Ulan alçak. Hamit amca yapma. Çekil. Yapma Hamit amca. Çekil Dila. Yapma. Şey, Hamit Bey sakin olun. Alçak. Hamit amca dur ne olur. Ulan. Gel oğlum gel. Çabuk ol. Çabuk. Çabuk. Zelalva. Yapma Hamit amca. Hamit Dila, kafama amca. Kim vurdu benim ha? Hamit amca dinle beni. Dila çekil. Hiçbir şey anlamıyorum. Neden beni öldürmeye kalktı bu adam? Kezban senle Zeynep'i yakıştırmış. Dedikodu yapınca da köy yerinde böyle olur işte. Ben kapıdayım. Sen sakın dışarı çıkma, olur mu? Zerer Hanım'da ne işi var? Bundan sonra okula gitmek yok. Kaptığım gibi aldım geldim çocuğu. Bir daha. Girin. Kaçıyor. Gir. Gidin ayağını altına. Doktoru gördün mü? Görmedim Hamit ağam. Doktoru gördün mü? Geçti mi buradan? Yok Hamit ağam, vallahi ben gördüm. Nerede doktor? Hamit. Söyle. Görmedim Hamit ağam. Hayırdır? Doktoru mu ararsın? Nerede o hırsız düşmanı? Söylentiler kulağına geldi de mi? Sağlık ocağını da sıkıştırdım ama kaçtı. Doktoru Zelal'le gördüm. Zelal'le ha? Başıma vuran da oydu demek. Muhtar, ne tarafa gittiler? Çabuk söyle. Bilmem ama evine götürmüştür her an. Nereye giderler ki? Nihayet doktorun hakkından gelecek biri çıktı. İyi, iyi. Allah Allah. Benim fotoğrafım ne geziyor ki burada? Zelal Bey! Zelal Bey! Geldi işte. Zelal Bey, doktor evinde mi saklarsın ha? Çekil. Nerede? Nerede o namussuz? Kan parası yoktur. Berfin de yoktur. Çekil önümden, tepeme attırma. Sen benim mahremime girersin. Çekil. Çekil önümden, tepeme attırma. Çekil dedim sana. Ettiğin hak değildir Hamit. Çekil. Destursuz haneme girersin. Zelal Bey. Hamit diyorum sana. Çekil dedim sana kadın. Hamit diyorum. Çık. Doktor. Çık dedim. Neredesin? Neredesin? Doktor! Çık evimden Hamit! Zelal Bey! Çık git evimden diyorum sana Zelal Bey, Hamit! Yaptıkların yanına kalmaz! Çık dedim sana! Doktor! Çık! Çık. Vicdansız! Neredesin? Çık neredesin? Evimden! Yaptıkların çık yanına kalmaz! Yeter Hamit! Hamit amca! Buradayım! Saklanmıyorum! Seni ırz düşmanı! Namussuz! Yapma Zelal Bey! Sen çekil! Yazıktır etme Hamit! Çekil dedim sana kadın! Vur hadi! Ne duruyorsun, vursana! Zelal Bey çekil! Çek dedi hadi! Sen çekil dedim! Teyze. Tarık, oğlum. Bu yalanlara nasıl inanırsın Hamit amca? Hadi ben yabancıyım. Bana inanmazsın. Ya kızına? Ona hiç mi güvenin yok senin? Onu hiç mi tanımazsın? Bu sözlerle nasıl lekelenmesine müsaade edersin? Onu sen lekeledin doktor. Onu kandırdın, namusunu kirlettin. Baba, baba. Ali, oğlum. Çabuk eve git, sen ne ararsın burada? Baba. Çabuk eve git oğlum. Yapma baba. Doktor abi olmasaydı ben ölmüştüm.
kurtardı baba. Kurtardı beni. Yalnız seni mi kurtardı oğlum? Ablanı da. Ha bu akılsız babanı da dağdakilerin elinden almıştır. Doktor bana yanlış yapmıştır. Ablana kötülük yapmıştır oğlum. Ben kimseye kötülük yapmadım. He baba, Tarık abi kötülük etmez kimseye. Hadi baba, gidek artık. Sen ne yaparsın Hamit? Yakışıyor mu sana? Bu çocuk bile senden daha iyi düşünür. Bir dedikodu üstüne cana kıymak öyle kolay mıdır? Koskoca adamsın Hamit, ayıptır sana. Halo, ya doğruysa? Ya doğruysa halo? Kızını tanımaz mısın sen? Doktoru da bilirsin artık. İkisi de müstesna gençlerdir. Böyle bir şey yapacaklarını aklın alır mı senin? Söylenenler doğruysa kendini ölü bilesin doktor. Bana güvendiğin için teşekkür ederim. Gerçekler ortaya çıkacak Ali. Allah korudu seni oğlum. Tamam Celal, ağlama. Her şey düzelecektir muhakkak. İnşallah oğlum. İnşallah. Tamam. Tamam Celal teyze. Bak hepimiz iyiyiz. Hadi Celal, toparla kendini. Sana bir şey soracağım. Sor oğlum. Doktor abi, odanda... doktor abi. Holta Meyre çok hasta. Hemen gel. Tamam, hemen geliyorum. Sonra konuşuruz Zeral teyze. Olur oğlum. İnşallah önemli bir şey değildir. Zelay, doktoru canın pahasına korursun. O Berfin'imin hayatını kurtarmıştır halo. Ya. Ne oldu bana? Okulda bayılmışsın. Tarık Bey seni o halde bulmuş, buraya getirdi. Tarık mı getirdi? Evet, ama keşke getirmeseydi. Neden öyle söyledin Dila? Baban elinde silahla Tarık Bey'i öldürmeye kalktı. Aman Allah'ım. Babam dedikodulara inanmış demek. Dedikodunun çıkmasına sebep sensin Zeynep. Ben miyim? Hı hı. Dila, nasıl böyle konuşabilirsin? Gerçekleri biliyorsun. Köye geldiğinden beri Tarık'ın yanından ayrılmaz oldun. Seni sevmesini sağladın. Sonra da nedense geri çektin kendini. Artık sana olan sevdasını belli edince de köylünün diline düştünüz. Sen ne diyorsun? Sen nasıl inanırsın bunlara Dila? Şimdi uzat kolunu. Kan almalıyım. İstemiyorum. Nasıl oldun Zeynep? Ne oldu Tarık Bey? İyi misiniz? Yanlış yaptığını anladı Hamit amca. Kanı aldın mı? Alacaktım şimdi ama istemedi. Ben iyiyim. Kan almaya gerek yok Dila. Kan almadan hastayı göndermiyorsun Dila. Hı hı. Tamam Tarık Bey. Meryem teyze hastaymış. Ben de bir gidip ona bakacağım. Tamam. Hadi Zeynep. Dönünce Zeynep Hanım'ın kan tahlilini yapacağım. Dila. Neden kan vermemek için bu kadar ısrar ediyorsun Zeynep? Oysa Tarık Bey'in dediklerini duydun. Aklanmak istemiyor musun? Hamile olup olmadığın çıkacak ortaya. Böylece Tarık Bey'i zan altında olmaktan kurtaracaksın. Dila lütfen. Gitmek istiyorum. Neden çekiniyorsun? Altı üstü bir kan vereceksin. Yoksa gerçekten hamile misin? Evet. Evet. Hamilesin sen. Dila ne diyorsun sen?
Ben ne dediğimi iyi biliyorum. Köye de bu halde geldin. Sonra Tarık Bey'i gördün, onu kendine bağladın. Sonra da kaçtın. Ulaşılamayan kadını oynuyorsun. Tarık Bey üstüne gelince de hemen evlenecektin onunla. Çok akıllısın Zeynep Hanım. Yeter Dila. Yeter. Yeter. İlla Gizel'in evinde bulmuştur doktoru. Kanlımızdan ne beklenir ki? Doktoru saklamış. Yılanın başıdır o kadın. Ali, hadi oğlum sen içeri gir, hadi. Ne ettin Hamido? Barut kokusu yok. Kurşun sıkmamışsın sen. Hamit kardeş, bulamadın mı doktoru? Buldum, buldum bulmasına da. Yapamadım işte. Ali geldi, Halo geldi. Yapamadım işte, yapamadım abi, yapamadım. Bu çocuk oyunu mu Hamit? Namus meselesidir. Kızın kirlenmiştir. Bışaların alnına kara leke sürülmüştür. Abi hemen celallenme. Belki söylenenler doğru değildir. He ya. Doğru dersin Hamit ağa. Ha? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ama ne fayda. Sen bu yumuşaklığınla bir halt edemezsin. Bana bak Hamit. Madem söylenenlere inanmazsın, kızına güvenirsin, o halde ne yapıp edip ya kızını temize çıkarırsın ya da gidip namusumuzu temizlersin. Başka çare yoktur bilesin Hamido. Bu şolar alnında bu kara lekeyle dolaşamaz. Sen daha iyi bilirsin Hamid. Tansiyonun çok yükselmiş Meryem teze. Yediklerine dikkat etmen gerekiyor. Ve uzun süreli kullanman gereken ilaçlar var. Ben Dila'ya söyler getirtirim. Ya bu ne biçim bir hastalıktır? Benim otlar hiç fayda etmemiştir. Yüksek tansiyon öyle senin ilaçlarla geçmez Meryem teyze. İyi madem. Bakalım senin ilaçları yedecek mi beni? Bana müsaade. Hele dur dur. Hele sen şu mektubu oku da gerisi kolaydır. Elbet vardır her bir derdin dermanı. Kimden geliyor bu mektup? Asker oğlumdan geliyor. Ağlamakta haklısın. Bayılınca oyunun bozuldu. Kan tahlilini yaparken Tarık Bey bütün gerçeği anlayacak. Tarık'ın kanımdan anlayacağı tek bir gerçek var Dila. O da kanser olduğum. Kanser mi? Neden kan vermek istemediğimi sanıyorsun? Beni suçladığın o saçma hayalin yüzünden mi? Dila, ben kanserim. Köye dönüş sebebim de hastalığımın ilerlemiş olmasıdır. Ölmeden önceki tek isteğim bu köye bir okul bırakmaktı. Ben bunun için buradayım Dila. Kanser olduğumu kimse öğrenmesin istedim. Kimse bana acımasın istedim. Şimdi Tarık hastalığımı öğrenince üstüme düşecek. İstiyorsan al kanımı. Affet beni Zeynep. Ben kötü bir kızım. Değilsin. Sadece seven bir kızsın. Zeynep. Tarık'ı korumak istemenden anladım Dila. Benimkisi hayal işte. Aynı senin suçladığım hayaller gibi. Yakında aranızda ben olmayacağım Dila. Ne olur böyle konuşma Zeynep. Ben buradayım anam. Ama seni çok özledim. Özledim lakin görevdir. Askerliktir. Yapmak lazım. Hem sayılı gündür çabuk biter. Dualarını benden esirgeme. Hasretle ellerinden öperim. Oğlun Bedri. Bedrim. Ha?
anan size kurban olsun yavrum. Kurban olsun anan size. Yavrum. Bir de fotoğraf göndermiş. Oh, kuzu. Kuzu. Dur ben koyayım. Bu resimdeki kim Meryem teyze? O büyük oğlum Behram'dır. Nerede? Şehirde mi? Sana yemek getirdim. Ne var kız? Ne bakarsın? Yemeğini hadi. Sen Holtemeyren'in oğlu değil misin? Olsun ya. Behram abisin sen. Sen kimsin? Ben Zelal'in kızı Berfin'im. He ya. Helalsin, şimdi tanıdım seni. Ben giden de sen daha çocuktun. Senin buralarda ne işin var Berfin? O kız ne olacak? Şehre gitmesine izin verecek misin Şivan? Yok ya, ne izni? Bırakalım şehre ineceğini düşünsün zavallı. Kız burada kalacak. Artık bizimdir. Ona göre eğitim. Hadi köye inme vakti gelmiştir belli. Şu doktoru bulalım. Olur abi. Hala ortada dolaşıp durur bu. Baba! Baba! Ne var kız? Baba, baba, baba. Doktor ortalarda dolaşıyor. He, öyledir. Ne olmuş? Ama Hamit amca silah kapmış. Doktoru arar dururdu. Hepsi o kadar. Vuramamış işte. Ya! Ya! Hata sende elbet. Ortalığı iyi karıştıramamışsın belli ki. Üzülme Zeynep. Ne olursa olsun hastalığın aramızda sır olarak kalacak. Merak etme. Peki ya kan meselesi ne olacak? Tarık gelince soracaktır. Merak etme, ben kanımı vereceğim. Çok teşekkür ederim Dila. Zeynep. Sana bir diyeceğim var. Baba. Yüzüme bak. Ben seni utandıracak hiçbir şey yapmadım. Ne yaptığım belli. Baban seni okulda doktorla yakalamıştır. Amca, tansiyonum düşmüş, bayılmışım. Tarık Bey de beni görüp yardıma gelmiş. Zeynep doğru söylüyor. Söylenenlerin hepsi yalan ve iftiradır. Kadın milleti değil misiniz? Birbirinizi tutarsınız. Laflar boş yere çıkmamıştır. İlla ki bir sebebi vardır. Ağabey, peşin hüküm verirsen. Ben onu bunu bilmem Hamit. Bunun doktorla arasında bir şey yoksa ispatını isterim. Zeynep muayene edilsin, rapor verilsin. Ne demek istiyorsun sen amca? Demek istediğim açıkça bellidir Zeynep. Bu ailenin büyüğü olarak şartım budur Hamit. Baba kız bunu böyle bilin. Baba. Kızım, emin böyle istiyor. Ben senin kızınım. Sen ne diyorsun? Kızım, Emin haklıdır. Sen benim sözüme güvenmiyorsun. Allah yardımcın olsun Zeynep. Nasılsın Zeynep? Seninle konuşmak istemiyorum Tarık. Doktor.
Ne konuşuyorsun kızımla? İyi olup olmadığını öğrenmek istedim. Sana ne yavrum, sana ne? Zeynep hastaydı. Doktor olarak sormak görevim. Bundan böyle ona yaklaşmayacaksın. Abi. Namussuz herif. Abi tamam, abi tamam. Öldürürüm ulan ben seni. Yürü abi, yürü abi. Beni yürü. Hakkını bildireyim şuna. Tamam. Zeynep'ten kan aldın mı Dila? Evet Tarık Bey. Şey, nereye gidiyorsunuz? Bugün ölümden kurtardım. Ya yarın? Ne olacağı belli mi? Bu adamlar Tarık'a rahat vermezler artık. Beni dinle. Birlik olalım. Tarık'ı bu köyden uzaklaştıralım. Senin niyetin bellidir. Oğlumu benden uzaklaştırmak istersin. Bak şu kapıya da Zelal, konuşalım. Sen miydin doktor bey? Seninle konuşmak istiyorum Zelal Hanım. Buyur geç. Yok sağ ol. Geç şöyle. Ne anlatacaksın bana? Önce sen de bakalım. Beni sakladığın odada Berfin'in fotoğrafları vardı. Arasında benim çocukluk fotoğrafımı gördüm Zelal Hanım. Ya. O fotoğrafın sende ne işi var Zelal Hanım? Bunu sana nasıl anlatsam bilmem ki oğlum. Ben anlatırım. O fotoğraf rahmetli babanın cüzdanındaydı Tarık. Baban öldüğünde Zelal Hanım yanındaymış. Cüzdanı o almış. Bu yüzden o fotoğraf Zelal Hanım'da. Öyle değil mi Zelal Hanım? Siz bana ne söyleyecektiniz Zelal Hanım? Cüzdanın onda olduğunu söyleyecekti herhalde. Biz de içeride bunu konuşuyorduk zaten. Ben bunu öğrenmeye gelmiştim. Ha, bir de hayatımı kurtardığınız için size teşekkür etmek istemiştim Zelal'im. Sağ olun. Bir şey değil oğlum. Doktor bey. Efendim Zelal Hanım. Eğer söylersen o adamlara Tarık'ın gerçekte Baran olduğunu açıklarım Zelal. Ne söyleyecektin Zelal teyze? Allah yardımcın olsun diyecektim oğlum. Sağ ol Zelal Hanım. Zaten Baran'ın Tarık olduğunu söyleyen sensin. Berfin'in daha kaçmasına da sebep sensin. Sakin ol Zelal. Bunu kavgayla çözemeyiz. Ben Tarık'ı düşünüyorum. Şimdi ona annesi olduğunu söylersen ortalık karışacak. O adamlar zaten düşmanlar. Bir de Baran olduğu ortaya çıkarsa yaşatmazlar onu. Sen de Tarık'ı düşün. Gel benim dediğimi yapalım Zelal. Birlik olalım. Bu köyden şehre götüreyim onu. Sonra sen de yanımıza gel. Ben senin annenim de. Ben de gerçekleri itiraf edeyim ona. Kalleşlik etmeyeceğin ne malum? Söz veriyorum Zelal. Madem öyle, kabul. Sonuç belli mi? Allah'a şükür bir hastalığı yok. İşte raporum. Kaydını yapıp Zeynep'e verebilirsin Dila. Olur Tarık Bey. Dila. Efendim? Ben yokken ne konuştunuz Zeynep'le? Hiç. Hiçbir şey. Sen de Zeynep'e karşı tavır aldın değil mi? O dedikoduya üzüldüm. Ondandır. Zeynep'e bir şey söylemek ister miydiniz? Benimle konuşmuyor.
Belki haklıdı. Belki de bu olanlardan sonra benim de köyden gitmem daha doğru olur. Ne olur. Ne olur gitmeyin Tarık Bey. Bu köyün size ihtiyacı var. Biliyorum Dire. Ne işin var senin? Şivan tedavi için seni bekler. Gidelim. Tarık'ı köyden soğutmak için bir sebep bulmamız lazım Zelal. Hele bir bakalım. Elbet bir sebep buluruz. Onu kandırmak hiç kolay değildir Zelal. Sağlam bir şey olmalı. İyi düşün. Hayatı söz konusu. Doğru dersin. Bir götüreyim Tarık'ı. Bir daha zor bulursun bizi. Bu dağdaki hainlerden biridir. Hadi hadi çabuk. Bu ne haltlar karıştırır köyde? Senin bu hainlerle ne işin var oğul? Bu tahlile göre hasta değilsin Zeynep. Sana çok minnettarım Dila. Seninkilerle ne yaptın? Bana güvenmemeleri ağrıma gidiyor. Belki bu rapor onları ikna edebilir. Babam tamam da... Amcam. Zeynep hemşireyle konuşturur. Dilay'la konuşmasını da mı yasak edeyim abi? Git bakalım ne konuşurlar. Olur abi. Olur. Üzme kendini Zeynep. Sana iyi gelmez. Biliyorum ama... bu şartlarda üzülmemek imkansız. Baban geliyor. Bir isteğin olursa bana gel tamam mı? Sağ ol Dila. Hayırlı günler Hamit amca. Hayırlı günler kızım, hayırlı günler. Dilara'ya gelmiş... Kan tahlilimi getirdi. Hasta değilmişim. Ayrıca sana kara leke sürmediğimin de ispatı baba. Örtmenim, örtmenim. Efendim canım. Holta Meyre seni bekler, hemen gelsin dedi. Yat bakalım, ne istermiş? Hoş gelmişsin doktor. Sancılarım geçmedi. Bakalım şu yerine. Silahını bırak Şivan.
Silahını bırak Şivan. Bana güvenmiyor musun? Güvenirim doktor. Yazıklar olsun sana oğul. Hayınlarla işbirliği yaparsın ha? Sütüm haram olsun sana Baran. Demek okuma yazma öğrenmek istiyorsun öyle mi? He, öyle. O doktor öyle dedi. Sen yalnız bebelere değil, ben gibilere de ders edermişsin. Hoş bu yaştan sonra olur mu bilmem. Lakin ben de isterim. Küçücük çocuklar öğrenirken sen niye öğrenmiyorsun Holtemeyri? Öyle de kızım, halimi gördün. Hasta hasta her gün okula nasıl geleceğim? Ben gelirim sana Holte. Her gün gelirim. Yeter ki sen iste. Hodej de razı be. Rındı Zeynep. Allah senden de razı olsun. Nereye gitti bu kız? Holte Meyre çağırdı, ona gitti. Abi bak şuna. Neymiş bu? Dila getirmiş. Zeynep'in kan tahlili. Hasta değilmiş. Sonra ne? Abi kan tahlilinden çıkar hemen. Zeynep temiz. Dedikoduların aslı yok abi. Bu tahlili kim yapar? Doktor yapar. Aptal kardeşim benim. Aç kulağını beni dinle. İki şartım var. Zeynep'e test yapılacak bir. O Zelal'in kırtlağına yapışıp Baran'ın yerini öğreneceksin iki. Otur. Hele beni dinle yeğenim. Buyur emmi. Bu doktor ablana kötülük yapmıştır. Namusumuzu kirletmiştir. Baban pısırıktır, susar. Bense yaşlıyım. Geriye sen kalırsın. Seni erkek bilirim ben. Ailenin namusunu temizlemek sana düşer yeğenim. Vur şu doktoru. Tohtar abi iyi insandır. Söylenenler yalandır. Ah doktora. Bir gün elime düşersin elbet. Sağ olasın doktor. Bunu niye yaptığımı iyi biliyorsun Şivan. Köyü rahat bırakacaksın. Köylüye eziyet edilmeyecek. Okul açık kalacak. Çocuklar okuyacak. Merak etme. Bir kere anlaştık. Ben sözümden dönmem. Ah Zelal. Akılsız Zelal. Nasıl daha yeni yakıştırdın oğluna? Meğerse köy için yaparmış. Ana sana kurban olsun oğul. Çık Şivan. Kal sağlıcakla. Yürü beri. Niye işbirliği yapayım Zelal teyze? Gözlerimle gördüm. O hayınlarla birliksin. Yanılıyorsun Zelal teyze, yanılıyorsun. Hayınsın. Köye ihanet edersin. Çık git bu köyden. Milletin başını belaya sokma. Affet oğlum. Affet Baran'ım. Bele yapmaktan başka çarem yoktur. Ah
Önüne bak la. Dağın soğuğu zordur. Al şunu. Sağ ol Behram abi. Keza nerede? O başka birliklerle operasyondadır şimdi. Bir isteğin varsa bana söyle. Bana şehre gidebilirsin demişti. Ha ya, demiştik. Biz birine söz versek yerine getiririk. Ha ya. Çay dökeyim. Önce misafire sor. Sağ olun. İçtim. Tamam Behram. Biz de istemeyik. Gidersin dersiniz ama beni hala burada tutarsınız. Çok sıkıldım. Bırakın beni gideyim. Yolun ne tarafadır Berfin bacı? Şehre gidip anamla birlikte İstanbul'a gideceğiz. Ha, hadi hayırlısı. Berfin, gitmek istersin de seni dağlara taşlara tek başına salamam. Kurda kuşa yem olursun sonra. Az sabret. Gerekirse İstanbul'lara kadar götürür, istediğine teslim ederim seni. Sağ ol, çok iyisin. Hepiniz öyle. Sen bizleri nasıl bilirdin ha? Kötü mü? Ele, hep kötü bilirsiniz. Öyledir. Kötüyüz. Hele ben en kötüsüyüm. Kötü de olacağım. Ta ki sorumun cevabını bulana kadar. Kaybımın yerini bulana kadar. Ne sorusu ki bu? Zamanında zengin bir evin çocuğuydum. Ama Mehmet Ağa kömür ticareti yapardı. Ortağımız örgüte para verirdi. O zamandan desteklerdi. Babam her zaman karşı çıktı. Lakin ortağına laf geçiremedi. Bir gün bizim ortağı devlet güçleri suçlu yakaladı. Hemen o gün kendini kanun adamı diye tanıtan birkaç adam gelip babamı aldı. Babam kendinden emin, dürüst bir insandı. Akşama döneceğim diye çıktı ama gelmedi. 16 yaşındaydım. Her Allah'ın günü bekledim onu. Ha bugün ha yarın gelecek diye. Anam her doğan gün baban gelecek dedi durdu. Ve bu dediğine inanarak da çürüdü gitti. Dedem onu beklerken öldü. Fakat o bir daha hiç dönmedi. Dağdakilerle işbirliği yapmamış. Niyeti köyü kurtarmakmış dedin. Niye üstüne bu kadar gittin ya? Onu köyden gönderecek sebebi buldum da ondandır Rabia Hanım. Nasıl yani? Köylüler doktorun teröristlerle işbirliği yaptığını öğrenirse... Köyde istenmez. Doğrudur. Ah, çok iyi akıl etmişsin Zelal. Ama bunu köylüye biz yayamayız. Rabia Hanım, sen dediklerimi anlamaz mısın benim? Daha kaç defa anlatacağım sana? Beni iyi dinle. Ben doğruyu söylerim hanım. Köylü duyarsa hiç iyi olmaz. Ay yine kavga eder bunlar. Söyle oğluna ayağını denk atsın. Benden demesi. Sana inanmam. Hayırdır Holte Zelal? Ne yapmış doktor? Daha ne yapacak Kezban? Teröristlerle işbirliği içindedir. O güvendiğimiz doktor. Ha, değil mi? Adamlarla buluştuğunu gözlerimle gördüm. Ya. Bu tuzak senin kurtulman için oğlum. Allah'ım sen affet bizi. Baba. Baba. Kalk. Ne var be? Bilir misin? Doktor teröristlerle işbirliği yaparmış. Delirdi mi kız sen? Ne dedin farkında mısın? Doktor niye onlarla işbirliği yapsın? Aklın alıyor mu senin? Ne bileyim baba. Koltezeler birlikte görmüş onları. Herhal iş konuşurlarmış. De git işine be, uydurma. Benden demesi. Kör olmayasıca. Dur ya. İlaçlar satan bu doktor. Niye olmasın ki? Vallahi doğrudur. Vay hain doktor vay.
el çizerim değil mi? Evet Holtemeyli. Vallahi çocuklardan iyi çiziyorsun. Şimdi bütün sayfayı aynen böyle doldu. Gel oğlum gel. Bak bu yaştan sonra okuma yazma öğreneceğim inşallah. Artık mektuplarımı ben kendim okuyacağım. Çok sevindim Meryem teyze. Ama siz öğrenene kadar ben yine mektuplarınızı okumaya devam ederim. Sağ olasın. Ben gideyim Holtemeyri. Gitmene gerek yok. Benim işim çabuk biter. Bir kontrol edelim bakalım dünden beri nasıl olmuşsun? Evet. Sana iyi bakmak lazım Meryem teyze. Yoksa şehre hastaneye götürürüm seni bilesin. Şehre mehre gitmem ben. O zaman burada yapabileceğimiz tahlilleri yapıp çaresine bakmaya çalışırız. Şimdi beni bırakın da aranızda dargınlık mı vardır? Hiç konuşmazsınız. Öğretmenle doktor. İkiniz de okumuş şehir insanlarısınız. Pek de yakışırsınız maşallah. Köyde uzun zamandan beri düğün görmemiştir. Ben sonra gelirim Holtemeyri. Kolunuzu açın. Vallahi billahi diyorum. Teröristlerle işbirliği içindeymiş. Dergah Kezban neler dersin sen? İlaç satarmış onlara. Vallahi inanmam ben. Dağdakiler az acet etmemişlerdir doktora. Köylüyü aldatmak için. Oyun işte. Dağdakilere doktor verilmiş o emri. Kezban doğru der. Doktoru dağa götürdüler de ne oldu? Burnu bile kanamadan gelmedi mi? Benden söylemesin. Doktorun nasıl biri olduğunu bilin işte. Doğru mu çağıracağız? Niye yapsın ki? Allah Allah. Reşat nerelerdesin? Özledim seni. Reşat. Hiç yetmedin doktor. Hiç yetmedin. Ne oldu Reşat? Anlamadım söylediğini. Selamünaleyküm. Biraz bekleyin. Dilasıra ile içeri alacak sizi. Selamun aleyküm. Geçmiş olsun. Nasılsın? İyi. Doktoru bekliyorsunuz ha? He. Haberiniz var mı sizin olanlardan? Yok. Hayırdır muhtar? Ne oldu ki? Ulan adam bizi satıyor be. Allah. Teröristle işbirliği yapıyor. Siz uyuyun. Bak şimdi. Bu var ya bu. Meryem teyzenin tahlilini sonra yapacağım Dila. Olur Tarık Bey. Hasta olabilirsin Dila. Hı hı. Aa, nerede bunlar? Hastalar nerede? Bilmiyorum. Nereye gidiyorsunuz? Niye gidiyorlar? Bilmem ki. Gidip bir konuş bakalım Dila. Ne oldu acaba? Tamam. Gerçekten. Kapının önünde konuşurlarken duydular. Holtezer'le anası konuşuyordu. Ya bu doktor teröristlerle işbirliği için çalışacağını. Vallahi ben söyledim. Yoktur, herkesi uyardım. Artık inanıp inanmamak onların bileceği bir iş. Ben vazifemi yaptım. Ya, hiç umar mıydım? Beledir işte. Doktorun gerçek yüzü beledir. Koynumuzda yılan beslemişiz. Ya. Kime Seni paranı unuttum sanırsın herhal. Lakin her şeyin bir zamanı vardır. Nereye kadar kaçacaksın?
İllaki söyleteceğim sana Baran'ın yerini. İllaki. Ne oldu Dilan? Neden gitmişler? Sizin teröristlerle işbirliği yaptığınızı duymuşlar. Bunu onlar mı söyledi? Yalnız onlar değil. Şöyle bir etrafıma baktım ki bütün köyle sizi konuşuyor. Dağdakilerle buluştuğunuzu gözleriyle görenler varmış. O iş başkaydı. Buradaki ilaçları dağdakilere sattığınız da söyleniyor. Bu nasıl bir yalan Dilan? Çocuklar bile inanmaz buna. Ama köylü inanmış bile. Dilan, burada en yakınımda sen varsın. Böyle bir şey olabilir mi? Anlaşılan sen de inanmışsın. Onlarla buluşmuşsunuz işte. Kendiniz söylediniz. Evet, öyleydi ama ben... Deden nerede? Onunla konuşmalıyım. Ben gelirken evdeydi. Bir yere gittiğini sanmıyorum. Kız denenler doğru muymuş? Vallahi gözleriyle görenler olmuş. Gel kız. Göre. Bu yaptığın köye hainliktir. Hiç yakışmamıştır. Vallahi beklemezdim. Ama demek ki hainler belli olmazmış bakınca. Hadi beyler hadi. Hay bulur. Bilirim kızarsın bana. Lakin hep senin iyiliğin için oldu. Ha işte çiğ köfte geliyor. Oldu mu dede? Bak bakalım kıvamında mı Ömer? Olmuştur dede. Aman, tamam çocuklar hepinize var herkese. Hadi. Herkes payına düşeni alsın çocuklar. Gel bakalım doktor bey oğlum. Gel bakalım. İhanet etmedim İbrahim amca. Şivan çatışmada yaralandı, onu tedavi ediyordum. Ey. Şivan'la gizli bir anlaşma yaptım. Ne anlaşmasıymış bu? Onu iyileştirmem karşılığında köyü basmayacak, köylüye eziyet etmeyecek, okulun açılmasına da karışmayacaktı. Öyle de oldu. Bilirdim senin dürüst biri olduğunu. Yanılmamak sevindirdi beni. Ne dururuz? Bunu anlatalım köylüye. Anlatamayız. Köylüye açıklayacak olursak gizli anlaşma ortaya çıkar. Örgüt de Şivan'dan hesap sorar. O da köyden intikam aldı değil mi? Bu gizli anlaşmayı bir tek siz bilin İbrahim amca. Ben sırrını saklarım da. Sana yazık olur evlat. Bu köyde işin zordur artık. Ben dayanırım söylentileri. Aldırmam. Allah yardımcımız olsun evlat. Sabır versin. Amin. Köyde okul açılmış. Çocuklar da okula gidiyorlarmış muhtar. Eledir de sebebi... Okul işi çok önemli. Yarın lise isterler, üniversiteye giderler. Sanki örgütün için hiç üniversiteli yok mudur? Öyle ama üniversiteye giden dincilerin eline düşer. Zaten bu insanlara din dedin mi akan sular duruverir. Artık buraları dini baskılardan kurtarmalıyız. İslam onların üstünde emanet bir elbise. Bu elbiseden bir an evvel kurtulmalılar. Mezopotamyalı olduklarını anlamalılar. Onun için bu okul işi büyüklerimizin hiç hoşuna gitmedi muhtar. Ayağını denk al.
İnan et, hata bende değil, Şivan'dadır. Defalarca haber gönderdim. Köyü basmaz, okulu kapatmaz. Ama sebebi anlaşılmıştır. Bu bizim doktor öğretmenle sevgili olmuştur. Sonra dağdakilerle işbirliğine girmiş. Belli olur ki Şiva kayırır doktoru. Ne köyü basar ne okulu bombalar. Durum böyle olunca düşündüm de bu iş Şivan'ı da aşar. Belli ki emir yukarıdandır. Belki doktor ajandır bu köyde ha? Şayet öyleyse örgütle temas kurar, öğrenirim gerçeği. Öğren de biz de bilelim işin aslını. Adam hakikaten bizdense ona göre davranalım. Bak şöyle yaz Ali'cim. Doktor abi iyi der durdun Ali. Meğerse o kayın doktor dağdakilerle işbirliği yaparmış. Ne diyorsun sen amca? Sen sus. Ben yeğenimle konuşuyorum. İnanmam emmi. Yalandır. Bak sen. Amcana inanmasın ha. Git sor bütün köye. Herkes aynı şeyi söyleyecek. Uyan yeğenim uyan. O doktor teröristtir. O doktor ız düşmanıdır. Ablanı kirletmiştir. Git vur şu pis herifi. Al. Hem namusumuz kurtulsun hem bu köy. Bırak şunu Ali. Hadi odana çık sen. Amca ne yapıyorsun sen? Ali daha çocuk. Yalanlarla aklına girme onun. Ben doğruyu söylüyorum. O doktor seni kandırdı. Yetmedi bütün köyü kandırdı. Teröristlerle terörist olmuştur. Yeni bir iftira daha. Doğrudur Zeynep. Kim demiş? Dağdakilerle buluşmuş. Baba, o dağdakilerin elinden beni kurtardı. Seni ama kurtardı. Kendini de kurtardı. Boşuna mıdır? Onlara esir düşüp de dönem var mıdır hiç? Zeynep, kızım. İkimiz de doktorun anlattığını biliriz. Bakalım gerçek hele midir? Bana bak Hamit. Bu doktorun hainliği ortadadır. Kızın derhal bu pislikten temize çıkması gerekir. Abi. Tamam bakacağız çaresine. Zeynep. Amcanın isteğini bilirsin. Baba. Sen de benim isteğimi bilirsin. Kızına güven. Affedersiniz Tarık Bey. Dedene mi gittin sen? Kızmayın bana ne olur. Dedem inanır size ama başka inanan yok galiba. Kimse sağlık ocağının önünden bile geçmiyor. Ne yapalım? Yakında yanlış düşündüğünü anlar köylü. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Bana Felat derler doktor bey. Hoş geldin Felat. Hasta mısın? Yok canım. Sana iki çift laf etmeye geldik arkadaşlarla. Az dışarı çıkalım. Peki. Bunlar akrabalarımdır doktor bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Duyduk ki köylüyle aran açılmıştır. Sana destek olmaya geldik. Hepimiz yanındayız. Sağ olun, sağ olun. Buyur doktor. Buyurun, doktor. Bunlar sana getirmiş. Nedir bunlar? Yemektir. Köylü aksilik yaparsa aç kalasını istemeyik. Sağ olun. Bir sıkıntın olursa haber ver yeter. Emrin başım gözüm üstüne. Emirlerini verdik. Emir başım sağ ol. Sağ olun. Salacaklar da sağ olun. Bana inananlar da var. Ben hata yaptım. Ortaya çıkıp suçu yükleneyim. Yalan söyledim. İftira attım diyeyim. Saçmalama Zelal. İstediğimiz oluyor işte.
Bu durumda Tarık köyden gitmek zorunda kalacak. Baran'ım benim yüzümden kayıp gidiyor. Berfin'ime de sahip çıkamadım. Ben iyi bir ana olamadım. Kızın dağda saklanıyordur Zelal. Bir şey olsa çoktan duyulurdu. Kızım gelecek ama bu defa oğlumu kaybedeceğim. Niye kaybedeceksin Zelal? Ne yaptık biz Rabia Hanım? Hele ben. Yaptığımın nereye varacağını bilemedim. Arı kovanına çomak soktum. Şimdi onlar her yere saldıracak. Belki de köy birbirine girecek. Toplar esnelerin bu köyden yeri yoktur artık. Molo hüsolarla hobollar destek çıkarlar Tohtor'a. Tarafını tutarlar. Tutarlar ya. Tohtor da onların tarafındadır. He onların tarafındadır. Belliydi bunun böyle olacağı. Herkes aklını başına toplasın. Bu durumda Tohtor bu köyde barınamaz. Doğru söylüyor. Doğru söyler. Doğru. Haklı. Atalım muhtarını. Atalım onu bu köyde. Atalım demek de olmaz o işler. Devletin Tohtor'udur. Şikayet etsek teröristler elleri başımıza yıkarlar vallahi. Ne yapacağız o zaman? Dökelim benzini, çakalım kirbiti. Ne sağlık ocağı kalsın, ne doktorun evi. Roşat, hadi. Bu işler öyle kolay mı? Sabırlı olmak lazım. Her şeyin bir yolu vardır muhakkak. Benim canım istemiyor, sen yani. Bu köyün artık seni istemediğini biliyorsun Tarık. Sana düşman olmuşlar. Köyde hala bana inanan, beni seven insanlar var anne. Bu yemekleri getirenler de onlar. Diğerleri de hatalarını anlayacak en kısa zamanda. Bu insanların ne yapacağı belli olmaz oğlum. Gel beni dinle. Hemen gidelim bu köyden. Gidemem anne. Bana ihtiyacı olan hastalar var. Ama kimsenin umurunda değil senin bu fedakarlığın. Günaydın Dile. Günaydın Tarık Bey. Ben Meryem teyzeye uğrayacağım. Çantamı getirir misin? Tabii. Ne olur dikkatli olun. Merak etme Dile. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm doktor. Aleyküm selam. Hayrola, bir şey mi istediniz? Seni kollamaya geldik doktor. Korumanıza gerek yok. Köyde ayrılık çıkarmıyor. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Tim geldi. Tim geldi, Tim geldi. Tim gelmiştir, Tim gelmiştir. Sağ ol bacım. Allah razı olsun. Sağ ol teyze. Buyur komutan. Allah razı olsun. Bedri. Emredin komutanım. Gel buraya. Sarsu senin köyünmüş, doğru mudur? Doğrudur komutanım. Kimin kimsen yok mu? Bir anam vardır komutanım. Sana 5 dakika. Git elini öp annenin. Sağ olun komutanım. Baba, doktor geçiyor. İyi, sen geç çağır hadi doktoru. Diyeceklerin vardır. Olur. Doktor Bek, doktor Bek. Babam evdedir, seni çağırıyor. Meryem teyze hasta, ona gidiyorum.
Babana söyle kusuruma bakmasın. Nerede kız doktor? Gelmezmiş. Neden gelmezmiş? Söyledim baba. İşi varmış. He. Demek adam yerine koyup davetimize icabet etmezsin ha? Ben gösteririm sana. Anam benim. Buralı kuzum, kuzum. Anam. Kurban olurum seni verene. Yavrum, buralı kuzum. Canım oğlum. Kuzum. Anam. Dur bakayım sana. Yavrum. Bu kadar mıydı oğul? Dedim ya ana. Dağa çıkarız. Geçerken anana bir uğra dedi komutan. Allah ondan razı olsun yavrum. He ya. Ha, gel, gel doktor gel. Niye uzak durursun? Bak, bu benim oğlum Bedri'dir. Nasılsın kardeş? Sağ olasın doktor bey. Hayırdır ana, hasta mısın? Yok yavrum, doktor bey beni sever. Benim ziyaretime gelir. Sağ olasın doktor bey. Allah sizden razı olsun. Hakkını helal et anam. Bela konuşma oğul. Eğer Allah nasip ederse şehitlikte görürüz. Ele değil. Kavuştursun. Her askere nasıl olduğuna kavuşur inşallah. İnşallah. Bak Meryem teyze, beni dinle. Kan tahlilini yaptım. Seni bir hastaneye yatıralım. Ciddi bir hastalığın olabilir. Ben bir şeyim yoktur doktor. Şükür eyim. Geldir, gelir, geçer. Niye bu kadar inat ediyorsun Meryem teyze? 10 gün oğlum gelecek. Hele bir o köye gelsin. Sonrasına bakarız. Şükür daha iyiyim. Çok seviyorsun Bedri'yi. Ya diğer oğlum Behram? Niye cevap vermiyorsun Meryem teyze? Bana onu sorma. Peki teyzeciğim. Sen bilirsin. Hadi üzme kendini. İyice hasta olacaksın. Hayrola Behram abi? Gidiyor musunuz? Eledir.
Yeni kamp yerine gideriz. Ben ne olacağım? Şivan beni şehre götürecekti. Söz verdim ya. Önce kampı başka yere taşıyalım. Sonra şehre götürürüm seni. Ne zaman gidiyoruz? Dedik köye indi. Onun dönmesini bekleyik. O dönsün. Gideriz sonra. Hadi çabuk ol, sallama. Askerler kampa bulmadan yetişmedi. Tasalanma. Onlardan önce varım kampa. Şansınız bol olsun. Sağ ol. Bunlar da örgütten. Yanımda onları gören köylüler... bana. Kimse çocuklarını okula göndermiyor. Kız, Ayşe, saatlerdir seni ararım. Okuldaydım ana. Sana bir daha okula gitmek yok demedim ha? Yürü. Neden çocuğunu okula göndermiyorsun? Okula yollayayım da senin gibi namussuz mu olsun? O doktorla tam bulmuşsunuz birbirinizi. Yürü kız, de hadi. Bugünlük ders bitti çocuklar. Tamam öğretmenim. Sonra ne oldu Tarık Bey? O kadar işte. Lafını söyleyip gitti. Gerçeği bildiği halde bana güvenmemesi, beni suçlaması çok ağrıma gitti. Zeynep'ten bunu beklemezdim. Sıkı sıkı kavra şunu. Ellerin titremeyecek. Basacaksın tetiğe, geberteceksin düşmanını. Anladın mı? Vuracaksın alnından. Ali. Ali ver o silahı bana. Vermem. Verme. Vermem, karışma bana. Ali ver abla. Dedim. Verme yeğenim, verme. Git onunla hırsızı öldür. Ali verme, ver şunu. Yeğenim, verme. Ali. Ali versene. Ali. Ali yapma. Ali ver onu. Ben evlatlarımı sokakta bulmadım abi. Evlatlarımı sokakta bulmadım. Sen de çocuklarında beş para etmezsiniz. Yanlamışsınızı temizleyin ya da bu evden defolup gidin. Hazırlanın. Bu köyden gidiyoruz. Baba. Hiçbir yere gitmiyoruz. Kızım, bende hal kalmadı. Yoruldum artık. Dila'ya güvenir misin? Evet. Evet. Test yaptıracağım. Doktor, 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 do
Gel. Sen içeri gir direkt. Ama... Lila içeri gir. Ne oldu muhtar? Olan bellidir doktor. Köylü seni hainlikle suçlamaktadır. Örgütle işbirliği yaparsın. Sen de terör yandaşısın doktor. Hayır. Durun arkadaşlar, durun. Durun. Ben hain değilim. Ben köye de ihanet etmiş değilim. Yanılıyorsunuz. Örgütle buluşmadın mı ha? Siz ne karışıyorsunuz ya? Size ne oluyor? Doktorun davası bizim davamızdır. Boş konuşuyorsun Felat. Sizi bilmiyor muyuz? Hobavlarla Mala Hüssogil'in kiminden düşüp kalktığını biliriz biz. Sizin davanızın ne olduğu bellidir. Ha, git dışarı lan. Bırak be. Yapmayın. Durun. Ya durun. Allah aşkına. Hele bir sakin olun. Bütün derdiniz doktor mudur? Bilesiniz ki ben doktora inanırım, kefilim. De bana halo İbrahim. Söylenenler yalan de. Doktor da adıkilerle buluşmamıştır de. He? Buluşmuştur. Neden buluştu? Neden buluştu? Tarık Bey akıllı, dürüst bir insandır. Onun kendince bir sebebi vardır ki buluşmuştur. Hemen karalamayın adamı. Şunu iyi bilin ki... size zarar verecek herhangi bir şey yapmadım. Ve buradan gidecek de değilim. Dağdakilerle işbirliği yapıyor musun Tarık? Bunu sen mi soruyorsun Zeynep? Bütün gerçeği biliyorsun. Hangi gerçeği biliyorum? Gerçek olan gerçeği mi? Yoksa uydurduğun, bilmemi istediğin gerçeği mi? Bütün bu saçmalıklara inanıyor musun Zeynep? Yazıklar olsun sana. Hadi çabuk sallanmayın, toplanın. Dadi geliyor. Asker geliyor, siper al, siper al. Şivan. Nerede kaldın Dadi? Şivan, asker yerimizi bulmuştur. Ne? Hemen gitmeliyiz Şivan. Çabuk gruplar halinde, hemen toplan. Hadi, hadi siper al. Hadi, hadi, çabuk. Çabuk. Çabuk davranın, hadi. Dağılın, dağılın. Kalk sen de gel. Siper al. Hadi çabuk, hızlı, hızlı. Hadi, hadi. Hadi. Siper al. Ne oldu oğlum? Hangi gerçeği biliyorum? Gerçek olan gerçeği mi? Yoksa uydurduğun, bilmemi istediğin gerçeği mi? Yazıklar olsun sana. Yine üzmüşler seni. Beni dinle oğlum. Bu köy... Bana göre değil. Haklısın anne. Gidelim artık buradan. Gerçekten mi? Eşyalarımı toplamama yardım eder misin anne? Benim küçük bir işim var. Olur oğlum, olur. Allah'ım. Şükürler olsun. Şuraya. Hadi siper alın. Hadi. Siper alın. Ateş etsene. Ne duruyorsun? Ateş et hadi. Nasıl edeyim Şivan?
kafamızı çıkarır çıkarmaz avlıyorlar. Sıkıştık burada Şiva. Çıkamıyoruz, öldürecekler bizi. Bütün köy saldırmış doktora. Hobovlarla malahusular da onu tutmuş. Herkes birbirine girmiş, kıyamet kopmuş. Babam doktoru bu köyde barındırmam diyor valla. Zela teyze. Buyur oğlum. Bana nasıl bir düşmanlığın var bilemem Zela teyze. Ama yaydığınız haberler işe yaradı. Köyü terk ediyorum. Ona haber vereyim dedim. Rahat olun artık. Kendin ettin, kendin buldun. Ne demek lazım? Acırdın doktoru Holte Zeler. Ne oluyor Holte Zeler? Sanki dedikoduyu ben yaptım. Söyleyen sensin. Her şeyi anlatacağım ona. Her bir şey. Dedikodunun sebebini. Gerçekten anası olduğumu anlatacağım Baran'a. Hadi Behram hadi. Şimdi etrafını saracaklar. Teşekkür ederim Dila. İstedikleri oldu işte. Dünya tabi gelse derdim ve çare. Zeynep. Dünya tabi gelse derdim. Buradan gitmemin sebebi benim için söylenen yalanlar değil. Kaçtım sanma. Senin söylediklerin. İstediğin oldu Zeynep. Allah'a ısmarladık.